Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamberimizden sonra ilk olarak hangi eşi vefat etmiştir? Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra hangi eşinin vefat ettiği iki farklı rivayet bulunmakta. Bu iki farklı rivayeti birisi Hazreti Sevde Validemizin, birisi de Hazreti Zeynep Validemizin vefat ettiğini gösterir şekilde rivayet edildiğinden bu iki rivayeti dikkate alan bazı kimselerin ne yazık ki hem bu iki rivayete uydurma dediklerini hem de bu rivayetlerin geçtiği bütün hadis kaynaklarının uydurma olduğu hemen iftirasına kapılmışlar. Ne yazık ki bunlar da büyük bir sanki maharetmiş gibi birçok yerde yaymaya çalışıyorlar. Bir defa zahiren aralarında çelişki varmış gibi görünen hadislerin mükemmel ve muhteşem izahları vardır. Biz onun hikmetini bilmediğimiz için çelişki var zannetmiş olabiliriz. Bakın şimdi bir defa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra eşlerinden ilk vefat eden kişinin Hz. Zeynep Validemiz olduğu konusunda İslam alimleri çoğunluğu bu görüştedir. Hz. Zeynep Validemiz vefat etmiştir. İslam alimler bu konuyu detaylı olarak incelemişler. Özellikle Bukhari'nin Hazreti Sevde ile ilgili rivayet üzerinde durmuşlar. Bazı alimlere göre Bukhari'nin Hazreti Zev Sevde'nin Resulullah'tan sonra ilk vefat eden zevcesi olduğuna dair açık bir beyanda bulunmamış olması onun bu bilginin doğruluğu konusunda tereddütlü olduğunu göstermektedir demişler alimlerimizin bir kısmı. Bu alimlere göre Ezvacı Tahirat'ın yani Peygamberimiz hanımlarının Peygamber Efendimizin eli kol yani en uzun olan ifadesi üzerinde durmaları ve hepsinin kollarını ölçmelerinden sonra Buhari'nin rivayeti de yer alan baktılar ki en uzun kollu Hazreti Sevde'dir ifadesi onun Hazreti Peygamber'den sonra ilk vefat eden hanımı olduğu anlamına gelmez. Çünkü burada vefattan söz edilmemiş. Kaldı ki Hazreti Sevde'nin eli veya kolu diğerlerinden daha uzun olabilir. Fakat bu onun Efendimiz'den sonra ilk vefat eden hanımı olduğunu da göstermez. Çünkü değişik rivayetleri ifade edildiği üzere Hz. Ayşe Zeynep en kısa olanımız olduğu halde ilk önce vefat ettiğinde biz ondan anladık ki Peygamberimizin hadisinde geçen en uzun el veya en uzun koldan maksat meğer en çok sadaka veren manasına geliyormuş. Onlar maddi uzunluk anlamışlar başta. Diğer bir yoruma göre Hz. Peygamberin aleyhissalatü vesselam vefatımdan sonra sizden en uzun eli veya kolu uzun olan eşim bana kavuşur diye buyurduğunda Hz. Zeynep validemiz orada değildi. Ve bu söze muhatap olan oradaki hanımlarından ilk vefat eden Hz. Sevde validemizdir. Bak bu çok büyük bir incelik. Hz. Zeynep'in olmadığı bir yerde sadece orada olanlardan ilk vefat edecek kişinin Hz. Sevde olduğu bildirilmek istenmiştir. Öyle anlaşılıyor ki bazı raviler bu hadisin söylendiği zaman orada bulunanlardan ilk vefat eden Hz. Sevde'yi esas alırken diğer bazıları ise Peygamber Efendimiz'in o anda orada bulunmayan ama gerçekten ondan sonra ilk vefat eden Hz. Zeynep'i rivayetlerin esas almışlardır. O halde hadisler arasında gerçek bir çelişki yoktur. Sadece ravilerin farklı değerlendirmeleri söz konusudur. Ancak bu detayı bilmeyenler hadisler arasında sanki gerçekten bir çelişki varmış gibi zannedebilirler. Bazı rivayetlere göre Hz. Ayşe özetle şöyle demiştir. Biz Hz. Peygamber'in vefatından sonra bazı duvarların yanına geldiğimizde kimin elinin yani kolunun daha uzun olduğunu görmek için duvara uzatarak ölçerdik. Zeynep'in kısa Zeynep kısa boylu diyor. En kısa boylumuzdu. Tabi en kısa boylu olanın da tabi olarak kolu en uzun en kısa olan olacaktır. Ancak Zeynep vefat edince anladık ki meğer hadiste geçen eli kolu uzun olmaktan maksat en çok sadaka veren anlamındaymış. Çünkü o öyleydi diye buyurmuş. Son olarak şunu da belirtelim ki Bukhari ve Müslim sahihlerinde görünüş açısından bir değil belki onlarca zahiren çelişki varmış gibi rivayet bulunabilir. Ama bunlar bu kitapların sağlamlığını ortadan kaldırmaz. Önce bu hadisi bizden çok iyi bilen yüzlerce alimden hiçbiri bunu bahan ederek bu kaynaklara dil uzatmaması bunun açık bir delilidir. Kaldı ki bu kaynakların dayandığı senetlerdeki Farklı ravilerin bulunmasından dolayı farklı bilgiler ihtiva etmelerinden onlar sorumlu tutulmazlar. Ravi'den öyle duymuştur. Zira her ikisi de hem güvenilir hem sika olan ravilerden duyduklarını yazmışlardır. Özellikle bu tür farklı rivayetleri bahane ederek hadisleri tümden inkar etmeye kalkışmak dini risk taşıyan büyük bir cinayettir. Özetle her iki hadis rivayeti de her açıdan sahih olsa o zaman Buhari'de geçen rivayeti şöyle anlarız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sizin içinizden en, eli en uzun olan ilk önce bana kavuşacak dediğinde orada Zeynep Validemiz bulunmuyordu. Hazreti Sevde Validemiz bulunuyordu ve gerçekten bu söz Hazreti Sevde Validemize muhatap olduğundan doğrudur. Ama bütün hanımlarını dikkate alarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam eşlerimden bana ilk kavuşacak olan eli en uzunlandır buyurduğunda burada mecaz kastedilmiştir ve en cömert olanı kastedilmiştir ve gerçekten de Peygamberimizden sonra eşlerinden ilk vefat eden Hz. Zeynep Validemizdir ve boyu ve kolu eşler arasında en kısa olmasına rağmen cömertlik ile meşhur olan Zeynep Validemiz bu hadis-i şerife masada konmuş. Bu durum aynı zamanda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da gelecekten verdiği mucizelerden birisi olarak onun peygamberinin delillerinden kabul edilebilir.